Günün raporun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Biraz önce İsmail Hakkıpekin, Genelkurmay eski istihbarat daire başkanı, istihbarat başkanı daha doğrusu, önemli bilgiler verdi emekli korgeneral. Yani bölgeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Tezkereyle ilgili endişeleri var çünkü tezkerenin kapsamının çok açık tutulduğunu, çok geniş tutulduğunu, tezkerede özellikle asker gönderme ya da güç gönderme konusunda net ifadeleri bulunmadığını, yani ucu açık olduğunu ve bu kadar yetkinin parlamentodan alınıp bir tek kişiye verilmesinin sakıncalar yaratabileceğini söyledi. Eğer gerekiyorsa Türkiye asker göndermeli ama böyle değil, bu tezkerenin sakıncaları var dedi. Tabii önemli, yarın Meclis Genel Kurulu'nda saat 14'te başlayacak görüşmelerde tezkere oynanacak ve büyük bir olasılıkla AKP ve MHP'nin desteğiyle kabul edecek. AKP ya da MHP milletvekillerinin tezkereyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili bir eleştiri yapması zaten çok siyaseten, pratikte mümkün görünmüyor. Ancak bu şekilde geçerse tezkere önemli dedi Sayın Pekin. Türkiye'de bir insan tek başına bir ulusu savaşa sürükleyecek bir kararı alabilme yetkisine sahip dedi. Tabii bunu kullanır ya da kullanmaz, o ayrı bir şey, onu tartışmak dedi ama böyle bir yetkinin verilmesini ben çok doğru bulmadım dedi. İkincisi, siyasi hedef belli değil dedi. Bu da çok önemliydi. Tezkerenin içeriğine bir siyasi hedef konulmadığı için askerin Libya'da ne yapacağı, hangi siyasi hedef uğruna mücadele edeceği ya da nasıl bir çatışmaya gireceği konusunda da ya da kimlerle hangi çerçevede mücadele edeceği konusunda çok netlik yok. Anlaşılan oraya giden asker, başındaki kimse, komutanlar dedi. Her olayda Türkiye'yi arayacaklar ve bilgi isteyecekler. Şimdi ne yapalım, sonra ne yapalım şeklinde dedi. Konuğumuz Başbakan Eski Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener, doçent doktor. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Bakanım aynı hoş zamanda. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi yarın önemli bir gün. Aslında 8'inde açılacaktı meclis. Evet. Ama bir anda AKP hızlı bir karar aldı. Bölgede durumun çok gerginleştiğini ve Türkiye'nin acile müdahale etmesine yol açabilecek ölçüde kritik şeyler yaşandığını söyleyerek tezkereyi öne aldı. Yani ikisini aldı. Evet. 8'inde meclis yine açılacak ama tezkere yarın siz bir araya geleceksiniz ve milletvekili olarak bunu oylayıp göndereceksiniz. Öncelikle tezkereyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi red oyu verecek değil mi? Evet. O konuda bir evet. sorun, bir problem yok. Siz devlet deneyimi olan bir insansınız. Yaşadınız bunları. 2003'te de benzer şeyler yaşandı Türkiye'de. Yine bir tezkere olayı gündeme geldi. Siz o zaman bakandınız herhalde değil mi? Evet, bakandık. Evet. Nedir bu tezkere olayı? Geçmişte karşılaştırdığınız zaman, bugünkü tezkerede siz de Sayın Pekin gibi sakıncalı noktaları görüyor musunuz? Neden ihtiyaç duyuldu böyle bir tezkereye? Teşekkür ediyorum. Şimdi anayasamıza göre yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulundurulabilmesi için meclisin onayına ihtiyaç vardır. Meclisin kabul etmediği bir askeri birliği yurt dışına gönderemezsiniz. Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi yok mu şu anki yeni sistemde? Yok, re'sen yapamaz. Kendi başına yapamaz. Yani meclisten onay almadan yurt dışında asker görevlendirme yetkisi yoktur. Dolayısıyla eski anayasamızda da yeni anayasamızda da bunun meclis kararına bağlanması temel prensiptir. Bildiğiniz gibi işte Libya ile ilgili bir takım gelişmeler var. Türkiye-Libya arasında bir takım anlaşmalar yapılmıştır, mutabakat anlaşmaları. Bu çerçeve içerisinde hükümet Libya'daki ulusal mutabakat hükümeti denilen Trablus'ta bulunan hükümet kuvvetlerine yardım etmeyi, silahlı olarak, askeri güç desteğiyle yardım etmeyi planlamaktadır. Bunun bir uzantısı olarak da meclisten bu tezkereyi kabul ettirerek bu imkanı elde etmeye çalışmaktadır. İşin özeti bu. Ama Libya'nın durumu çok farklı bildiğiniz gibi. Tek bir hükümet yok, tek bir silahlı güç yok. İki ana grup var. Biri Trablus'ta, diğeri işte Tobruk, Bingazi tarafında. Trablus'ta bulunan hükümet, Birleşmiş Milletler'in nezdinde kabul gören bir hükümet.
Ancak silahlı güç olarak Tobruk, Bingazi bölgesinde ve Libya'nın büyük bir kısmına hakim olan onlar da herkes ulusal koyuyor ismini. Onlar da Libya Ulusal Ordusu adını koymuşlar. Libya Milli Ordusu. Hani Türkiye'nin Libya'ya, Suriye'ye beraber girdiği ordunun adı da Suriye Milli Ordusu ya. Oradaki ordu da öyle. Şimdi birisi ulusal ordusu, birisi ulusal mutabakat hükümeti. Zaman zaman milli ordu, Libya Milli Ordusu, Trablus'u alacak, işte üzerine doğru yürüyor, Hafter güçleri teslim alacak falan diye herhalde bir ay aşkın süredir bu harekat da dile getiriliyor. Fakat bu ulusal mutabakat hükümetini destekleyen ülkeler biraz endişe içerisindeler, acaba devrilir mi diye. Bu endişe Türkiye'de de var. Baktığımızda da Hafter güçlerini destekleyen de önemli şeyler var, ülkeler var. Mesela Rusya, Suriye'de zaman zaman beraber, zaman zaman ayrı olduğumuz Rusya, işte Hafter güçlerini destekliyor. Fransa öyle, Suudi Arabistan öyle, Birleşik Arap Emirlikleri öyle, Mısır öyle. Dolayısıyla burada acaba Trablus hükümetini devirir mi endişesi Türkiye içinde yaşanıyor. Türkiye açısından öteden beri oraya yakınlık duymuştur. Neden? Şimdi bu neden acaba? Yani bazıları işte bir ihvan beraberliği mi diye Müslüman sorguluyor. Yani ben Sayın Erdoğan'ın politikalarını böyle izah etmeyi biraz zor görüyorum. Çünkü daha çok pragmatik gayelerle işin içine giriyor. Sonra bir tarafla iltisaklı, ilişkili hale geliyor. Sonra orayı desteklemeye devam ediyor. Bunu diğer ülkelerdeki askeri karışıklıklarda da gördük, yaşadık. Burada da doğrudan doğruya ona bağlamıyorum. Ama şu var, Libya'nın bugün parçalanmış hale gelmesinin en önemli sorumlularından biri Sayın Erdoğan'dır. Erdoğan vaktiyle Libya'ya gitti ve Libya'da Kaddafi ile görüştü. Kaddafi'nin elinden ödül aldı ve o ödülle geldi Türkiye'ye. Arkasından çok bir zaman da geçmedi. Yani bir iki ay ya geçti ya geçmedi. Birden Libya'da karışıklıklar meydana geldi. Bu karışıklıkların, Arap Baharı ile ortaya çıkan karışıklıkların merkezinde dış dinamikler vardır. Dışarıdan bu ülkeleri kaşıma, kaynatma, ihtilaflar örme, hatta dışarıdan yapılmış planlamalar vardır. Neden? Çünkü çok eskiye dayanıyor. Bir kere 2003 yılında işte Amerika'daki G8 toplantısında Büyük Orta Doğu Projesi'nden bahsedildi. Hatta daha gerilere gidersen 80'lerin başında, 1980'de hatta İsrail stratejilerinden bahsedildi. Etraftaki Arap ülkelerinin parçalanmasına yönelik olarak ta o dönemlerden gelen bir ana strateji Arap Baharı olarak uygulamaya konuldu. Ve Türkiye'de, daha doğrusu Türkiye demek istemiyorum, Sayın Erdoğan da emperyalist ülkelerle birlikte bu Arap Baharı'nın içerisine aktif bir taraf olarak girdi. İşte Libya'da girdi, Suriye'de girdi, işte Irak'ta öyle. Hatta Yemen'de bile ilk dışarıdan gelen bir silah gemisi yakalandı. Türk bandıralı Türkiye'den gittiğiyle ilgili şeyler çıkmıştı ortaya. Yine Mısır ve Tunus'ta da benzer olaylar yaşanmıştı. Ve şu andaki Libya'nın bölünmüşlüğünün ana sorunlarından biridir. Ve şimdi bölünmüş bir Libya'da diyor ki bir tarafı destekleyelim ve orayı hakim unsur haline getirelim. Yani Türkiye'nin silahlı müdahalesiyle o Trablus hükümetinin tüm Libya'ya hakim olma şansını da çok güçlü görmemek lazım. Ama şunu da söyleyebiliriz ki bunun için aktif bir politika izlediğini görüyoruz Sayın Erdoğan'ın. Çünkü hemen geçen hafta hatırlarsanız Tunus'a gitti. Tunus Trablus'a yakındır. Trablus tarafında, yani batı tarafında Libya'nın komşusudur. Bir Trablus'ta bir askeri destek
zemini oluşturup buradan işte Trablus'taki hükümete destek olma niyeti olduğu da sonraki açıklamalarda ortaya çıkmıştır. Ve bu haber üzerine Trablus hükümetinin bazı sözcüleri işte Erdoğan'ın girişimleriyle işte Tunus'un, Cezayir'in işte güneyde işte Afrika ülkesi var, Mısır gibi ittifakların oluşabileceği hayallerine bile katılmışlardır. Hepsi reddetmiştir bunu. Başta Tunus olmak üzere. Katiyen başka ülkenin iç işlerine karışmayız. Biz kendi ülkemizin güvenliğiyle uğraşıyoruz demişlerdir. O kapıyı kapatmışlardır. Ama şimdi tezkere geliyor. Biz doğrudan yardım edeceğiz. Bu Hafter güçlerini tabii sinirlendiriyor. Doğrudan Libya'daki bir grubu karşınıza alıyorsunuz. Diğer grup lehine. İşte savaş uçaklarını vururuz, gemilerini şöyle yaparız, oradaki Türk şirketlerini böyle yaparız diye açıklamaya başlamışlar. Nitekim bir Türk İHA'sında vurdukları ile ilgili bir açıklama yapılmıştı biliyorsunuz. Böyle karmaşık bir ortamdayız. İşin doğrusu nedir derseniz, bence işin doğrusu her zaman savaştan uzak durmaktır. Yani Türkiye'nin geleneksel olarak yerleşmiş, müstakar hale gelmiş bir politikası var. O politika yurtta sulh, cihanda sulh politikasıdır. Her harp acılar getirir. Karışık ilişkiler getirir. O karışık ilişkilerde dünyanın dengeleriyle bağdaşık duruma düşmeyebilirsiniz. Sonra askeriniz, sizin oradaki bulunan varlığınız tehlikeye girer. Onun da ötesinde oradaki karışıklıklar arttıkça ülkeniz bundan zarar görür. Büyük bir heyecanla Suriye politikasının içerisine daldığını Erdoğan'ın hatırlıyorum. Sürekli 2001-2005 arasında ABD'yi tahrik etmek suretiyle, hatta ABD'yi Suriye'yi vurmaya yönlendirmek suretiyle, ey Batı, ey ABD, burada petrol yok diye mi vurmuyorsunuz diyordu. Meğer petrol varmış, Amerikalılar petrolün üzerinde de oturdular biliyorsunuz. Sürekli olarak vurması için, Suriye ordusunu vurması için tahrik etmiştir. Sonunda elimizde ne kaldı bugün Suriye politikasından diye bakıyoruz. Hatay'da, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Antep'te patlayan bombalar, yüzlerce hayat canımıza mal olan bombalı eylemler, Cumhuriyet tarihinin en önemli terör eylemlerinin yaşandığı bir sürecin içerisinde bulunduk. Onun ötesinde bir baktık ki İsrail mesafe üstüne mesafe alıyor. Bir taraftan işte Kudüs'ü başkent yapıyor. Öbür taraftan Golan Tepelerini ilhak ediyor. Onun ötesinde biz savaşla Suriye'yi dağıtmakla, biz demeyeyim yine Erdoğan Suriye'yi dağıtmakla meşgulken Doğu Akdeniz'in hidrokarbon kaynakları üzerinde hakimiyet alanları oluşturuyor. Türkiye'nin bütün enerjisi İsrail'in kazanımları için yaşanmış sanki. Hele rahmetli Erbakan Hoca derdi ki, bunlar bu milleti İsrail'e asker yapmaya çalışıyorlar derdi. Yani hiç unutmuyorum. Çok kararlı bir şekilde de söylerdi bunu. Suriye politikasının içerisine girmeyi yanlış bulurdu. Haklıymış. Cumhuriyet Halk Partisi de öteden beri bu Suriye politikasını yanlış bulur. Haklı olduğu açıktır, ortadadır. Ve şimdi bir gerekçe ilan ediyor hükümet bu tezkereyle ilgili. O gerekçe de ilginç. Diyor ki, bakın diyor, biz Akdeniz'in hidrokarbon kaynaklarından mahrum bırakılmıştık. Bir baktık ki Mısır, bir baktık ki Suriye diyorum, İsrail, bir baktık ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, bütün kapatmışlar şeyleri. Aralarında yaptıkları münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla Türkiye 10 yıl sonra uyanıyor. Yani Erdoğan uyanıyor. Türkiye demeyim bir de. Erdoğan uyanıyor 10 yıl sonra. Ama 10 yıl tepki yok. Hiç yok. Hiç yok. Ve sürekli olarak bunlar anlaşmalarla kendi bölüşüm alanlarını belirliyorlar. Sonra bir de baktık ki hatırına 10-15 yıl öncenin bir projesi olarak Libya'yla bir benzer Akdeniz'in kaynaklarının
kullanımı ile ilgili sınırlama anlaşması yaparsak bu işi düzeltiriz dedi. Bu anlaşma da neye dayanıyor biliyor musunuz? Ta Ergenekon Balyoz casusluk davaları var ya, ona kadar uzanan geçmişi var. Akdeniz'in hidrokarbon kaynaklarına erişmesi, bunu kullanması için en büyük çabayı ve en büyük çalışmayı yapan Türk Deniz Kuvvetleri'ydi. Bu Ergenekon Balyoz davalarında ise Türk Deniz en fazla tahribatı Türk Deniz Kuvvetleri üzerinde oynadılar. Generaller, subaylar yargılandılar, hapse atıldılar, tasfiye edildiler, ordudan çıkarıldılar. Ve tüm bu süreçleri Sayın Erdoğan o dönemlerde ben bu davaların savcısıyım diye savunmuştu. Bakın tüm Amiral Cem Gürdeniz'in geliştirdiği bir kavram vardı o dönemlerde. Mavi vatan. Doğu Akdeniz'e mavi vatan diyordu. Ve tüm deniz kuvvetleri bu mavi vatan nasıl olacak? Bunun üzerinde çalışıyordu. Ve yine Deniz Kuvvetleri Kurmay Kurmay Başkanı tüm Amiral Cihat Yayıcı. Evet, o önemli bir isim. Yani çok büyük emeği var onun bu konularda. Evet. Gürdeniz'in de atıfta bulunarak kendisinden bahsettiği bir isimdir. Bu Libya anlaşmasını ilk öneren budur. Ve ya, yani bu yıl kaç? İşte bunlar 2007, 8, 9, 10 yılları falan. O yıllarda o askerlerin öngörüleri ya da planları dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından diplomasi yoluyla uygulansaydı, bugün Kıbrıs'a bizim Kıbrıs diyorum Libya'ya asker gönderme gibi bir ihtiyacımız doğar mıydı? Hiç olmazdı. Hele şu Arap Baharı'na hiç girmeseydiniz. Bakın, Kıbrıs politikası da yanlış. Bu yanlış Kıbrıs politikasıyla ne oldu? Güney Kıbrıs Rum yönetimini Avrupa Birliği'ne aldılar. Kıbrıs'ın tamamını kendisi temsil ediyormuş gibi bir misyon yüklediler. İşte hemen anlam planının reddinin arkasından bir hafta sonra Avrupa Birliği'ne alındı. Ve hemen 2003 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi gitti Mısır'la Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaptı. Arkasından Yunanistan'la, 2007'de İsrail'le hemen o yıllarda Akdeniz'i kapatmaya başladılar. Türkiye'ye bakıyorsun, halen kıta sahanlığıyla bağlantılı bir şeyler yapmaya çalıştı Akdeniz'de. Kıta sahanlı dediğiniz işte sahilinizden, sınırlarınızdan işte 12 mil falan açıklara kadar uzanan bir şey. Ama bu iki bölge anlaşma yaptığı zaman deniz alanlarının birbirine çakışacağı kadar ki bütün noktayı kapatıyorlar. Bu Cihat Yazıcı'nın önemi nereden kaynaklanıyor? Şimdi iki boyutlu bir haritaya baktığınızda Rusya ile... Çayt Yaycı değil mi? Yazıcı dediniz. Yaycı. Evet. İki boyutlu bir haritaya baktığınızda Libya ile Türkiye'nin deniz çakışması yok sınırlarında. Sanki bu anlaşma yapılamaz gibi. Ama üç boyutlu haritalar üzerinden Libya ile Türkiye'nin deniz sınırı olduğunu belirlemiş ve böyle bir anlaşmanın Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacağını söylemiştir. Ama Erdoğan hükümetleri bugüne kadar, daha geçen işte haftalara kadar bu işin üzerinde durmamış. Üstelik bununla ilgili çalışan bütün subayları ya ordudan artmış, deniz kuvvetlerindeki subayları, ya Ergenekon'la yargılatmış veya hapse atmış, çökertmiş daha doğrusu açıkçası, çökertmiş. Ondan sonra o sırada Yunanistan bile Güney Kıbrıs'la yaptığı anlaşmalar vesilesiyle bizim Libya anlaşmasıyla elde ettiğimiz alanın bile üzerine oturmuş. Ve şimdi diyor ki biz diyor Libya'yla diyor bu mutabakatı sağladık. Çıkarlarımızı korumak için diyor işte Trablus hükümetiyle yaptık bu anlaşmayı. Trablus hükümetini koruyacağız diyor. Ya kardeşim sen Kaddafi'nin devrilmesi sürecini hazırlamasaydın. Kaddafi niye devrildi biliyor musunuz? NATO'nun hava saldırılarıyla devrildi. İç karışıklıklardan değil.
İş karışık dediğinizde bütün yabancı militanların, kaide militanların oraya akıtılması, aktarılması suretiyle gerçekleşmiştir aslında. Bakın, Türkiye ne yaptı? Erdoğan önce dedi ki, bilmem NATO'nun ne işi var dedi. Arkadan Libya'yı bombalayan, Kaddafi'yi deviren NATO hava karargahını o dönemde merkezini İzmir'e aldı. Yani aktif olarak Kaddafi'nin devrilmesinde rol aldı. Halbuki bir bütünleşmiş, hükümeti tartışılmayan, ayrı yapıların olmadığı bir Libya ile o yıllarda senin anlaşma yapman lazımdı. O daha sağlam bir anlaşma olurdu. Ta 2011'e kadar uyumuş. Ve ben bir film izlemiştim. Şimdi Kaddafi ve karşıt silahlı gruplar arasında çatışmalar oluyor. O işte Trablus'a doğru yürüyorlar. Kaddafi'nin hava kuvvetleri havalanıyor. O muhalif saldıran silahlı grupları bombalamaya başlıyor. O videoda, çok ilginçtir geldi bana o video, devlet kendi insanını ve kaynaklarını bombalayamıyor. Bakıyorsunuz ne köprüleri bombalıyor, ne yolları bombalıyor, ne insanların yerleşim alanlarını bombalıyor. Kaddafi'nin gelen uçakları caydırmak için sağlarını, sollarını, önlerini kesecek şekilde bombalayarak geri püskürtmeye yönelmiş. Sonra arkasından tabii Fransa çıkıyor. Fransız hava kuvvetleri bombalamaya başlıyor. Daha sonraki bir aşamada bir bakıyorsunuz ki ne yol bırakıyor, ne köprü bırakıyor, takır takır takır, ne yerleşim yeri bırakıyor. Her tarafı mahvediyor. Ve neticede geldiğimiz Libya, parçalanmış bir Libya. Şimdi işin doğrusu şu, Türkiye'nin geçen hafta yapmış olduğu anlaşmada da bir problem var. O problem, münhasır alan değil mi? Yani evet, şimdi o münhasır alan ismi biraz değişti. Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması veya yetki alanları mutabakatı. Onunla birlikte güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı da yapıldı. O, yani ikisi o, bir arada. Peki o niye böyle bir yani şu işte şu izlenimi veriyor. Trablus hükümeti diyor ki tamam bu deniz alanlarındaki yetki sınır anlaşmasını yapalım. Sizin de Akdeniz'de diğer komşularınız gibi paylarınız olsun. Size bu imkanı biz sağlamış olacağız. Çünkü siz diğerlerin hepsiyle kavgalısınız. Hiçbiriyle anlaşma yapamazsınız. Mısır'da büyükelçin var mı? Yok, kavgalısın. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşabilir misin? Anlaşamazsın. Zaten devlet saymıyorsun oraya, yönetimi diyorsun. Suriye zaten başının derdinde. Kimine yapacaksın? Yapacağın kimse yok diyor. Halbuki Mısır'dan da yapsak çok büyük avantaj sağlıyor. Mısır'da aramız yoksa asker gönderme ihtiyacı da olmazdı. İhtiyacı da olmazdı. Yani kendi batırdığı, yanlışa sevk ettiği politikaların bir ucundan göstermek suretiyle bak haklarımızı koruyoruz, imajı vermeye çalışıyor. Hiçbir hak korumuyor aslında. Ve burada anlaşmayı yaparken şu izlenimi veriyor. Trablus hükümeti diyor ki, siz diyor, bizimle diyor askeri işbirliği anlaşması yapın, güvenliğimizi sağlamayı garanti edin. Yani ordunuzda, silahınızda bizi destekleyeceğinizle ilgili askeri anlaşmayı yapalım. Biz de size işte bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını yaparız. Oradan da siz yararlanırsınız diyor. Böyle bir şey olmaz ki. Olur mu böyle bir şey? Yani savaşa girmenin ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilmiyor muyuz? Hangi savaştan hayır gelmiştir? Bir taraftan da o bıraktık şeyi, Tunus'u, bilmem Cezayir'i vesaireyi kendimizle birlikte Trablus'u desteklemek üzere organize etmeye çalışıyoruz. İkisi de aman ben yokum diyor. Hatta çok sert bir şekilde de tepki göstermişlerdir. Böyle bir durumdayız. Tabii Rusya ile farklı grubu desteklemek, Rusya Libya'daki bir grubu destekliyor, siz başka bir grubu destekliyorsunuz. Orada karşı karşıyasınız. Ama Rusya şunu da yapmıyor. Aynı zamanda öbür tarafla da diyaloğunu sürdürüyor. Yani
Yani ne olur ne olmaz diyor. Alternatiflerden birini dışlayıp bütün yatırımını öbür tarafa yapmıyor. Ama yine de görüntü olarak biraz farklı gruplardayız. Suriye'de zaman zaman bir arada gibiyiz, zaman zaman ayrışmış gibiyiz. Öyle görünüyor. Ama çok girift, karmaşık politikalar izleniyor. Türkiye'nin sıcak alanlara inmesi yerine sürekli bu dış politikadaki çalışmalarını diplomatik yollarla yürütmesi, diplomasi yoluyla mesafeler alması beklenirdi. Diplomasiyi yürütemediği için, kötü bir diplomatik faaliyet sürdürdüğü için, işte diplomatik üslubu kaybettiği için, her yerle kavga ettiği için, işte Mısır'ı elinizden kaçırıyorsunuz, size en yakın olacak Mısır'ı elinizden kaçırıyorsunuz, Akdeniz'i parçalı olmayan bir hükümetle anlaşarak halledeceğiniz yerde halledemiyorsunuz. Peki, şimdi bu tezkere çıktı. Siz demin o konuda çok açık net konuşmadınız. Yani Trablus hükümetinin desteklenmesi sadece Türkiye'nin çıkarları açısından mı? Yoksa siz Sayın Erdoğan'ın böyle tercihleri yok dediniz ama bir ideolojik tercih de söz konusu olabilir mi orada Müslüman kardeşlerle ilgili? Yani hükümet neden ülkenin büyük çoğunluğunu elinde tutan Hafter'le de anlaşıp, her iki hükümetle anlaşıp kim gelirse gelsin sonuçta benim çıkarlarım bu diye bir yola da gidebilirdi. Ama sadece Trablus hükümetini korumayı, hatta Hafter'e karşı, bugün dün Milli Savunma Bakanı dedi ki Hafter asi bir general dedi. Yani ve Hafter'le ilgili çok sanki bizim ülkede savaş çıkarmış bir asker gibi söz etti. Şöyle yani, bu kadar taraf olmalı, Türkiye'ye bir çıkar, bir menfaati var mı? Bence yok. Yani diplomatik ilişkiyi her tarafla sürdürmek lazım. Ama Hafter'in sicili de temiz değil. Nasıl ki Trablus hükümetinin sicili temiz değilse, onlar da dünyayı kana bulayan bir takım çetelerin, grupların, terör ayakları, ilişkileri olan grupların oluşturduğu bir hükümetse, aynı şekilde Hafter'de biliyorsun Kaddafi'nin komutanlarından biriydi. Sonra aradan anlaşamadı. ABD'nin diyaloğu kurdu. Ve sicilinde kendi ülkesinin parçalanmasına yol açmış bir adam aslına bakarsanız. Yani ben taraf olarak aman Trablus'takiler çok değerlidir bilmem, Hafter çok kötüdür veya Hafter çok değerlidir, Trablus'takiler çok kötüdür gibi bir yaklaşım tarzı içerisinde değilim. Karmaşık bir durum, parçalanmış bir Libya, iki tarafın eli de kanda, böyle bir yap. Ama yani Türkiye ne yapmalı derseniz, bu diplomatik ilişkileri düzgün sürdürmesi lazımdı. Benim endişem, Türkiye'nin Erdoğan yönetimleri döneminde ve özellikle son birkaç yıldan sonra önümüzdeki süreçte sürekli bu silahlı çatışmalara ilgi ve merakının artmasından endişe ediyorum. Erdoğan hükümetinin. Savaşı çok seven bir karakterin ortaya çıkmaya başladığı gibi bir izlenim edinmiş olmak asıl beni endişelendiriyor. Yani hızımızın Libya'da da duracağını zannetmiyorum. Nereye gideceğiz? Bizi kim çağırsa oraya asker mi göndereceğiz? Nasıl yapacağız? Bakın şöyle bir şey. Bunu mecliste konuştuğum için burada da konuşacağım. Buyurun. Savaş teorileri vardır. Niye savaşlar olur dünyada? Neden bir takım yerlerde çatışmalar olur? İç çatışmalar olur. Terör eylemleri olur. Bunun değişik açıklamaları vardır. Bu açıklamalardan biri şudur. Dünyanın her tarafında savaşları, terörleri, terör eylemlerini, karışıklıkları tetikleyen ve geliştiren silah sektörüdür. Silah sanayi, silah tüccarları, silah kaçakçıları, topyekün silah sanayidir. Çünkü insanlığın en güçlü tutkularından biri kar dürtüsüdür. Yani kar dürtüsü uğruna insanlar her türlü kötülüğü yapıyorlar. Ve savaşlar da bu yüzden çıkıyor. O yüzden ülke adına karar vericilerin, kendilerinin, yakınlarının, akrabalarının,
yandaşlarının silah sanayinde bulunmasından daha tehlikeli bir şey olamaz. Çünkü kar dürtüleriyle karar vericilikleri karman çorman hale gelir. Bu ülkenin başına bela olur. E bakın, işte bilmem tank paleti bir yandaşa peşkeş çekiyor. Veya destanlar düzüyor. İşte İHA'larımız var, SİHA'larımız var, bilmem ne. İşte şöyledir, böyledir diye damatın ürettiği şeyler. Yani damat dediğin kızı. Bu kadar çok yaklaşmak silah sanayine iyi bir şey değil. Tank palete yandaşla, bilmem bir başka sanayi, silah sanayinin bir başka boyutu olan işte İHA, SİHA'ya damatla yaklaşmak doğru değil. Ve geçen ayda bir uluslararası rapor yayınlandı. Bu raporda dünyanın 100 büyük silah üreticisi firma var. Sadece üretici firmalar. Bu 100 büyük silah üreticisi firmanın 2018 gelire $420 milyar. İlk 15 firmanın geliri ise 2018 geliri $245 milyar. Buna tüccarların gelirlerini, ikinci elden kaçakçıların gelirlerini falan ilave ettiğiniz zaman sadece 15 büyük firmanın silah üreticisi, 15 büyük firmanın gelirine ilave tüccar ve kaçakçıları vesaire tüm sektörü ilave ettiğiniz zaman ortaya Türkiye milli gelirinden daha büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Devasa bir kar alanı, devasa bir kazanç alanı. Onun için dünyada çatışma durmuyor. Sulh ve barış hakim olmuyor. Bakın, bu 100 büyük firma içerisinde 2 de Türk firması var. Nedir bunlar? Aselsan. Aselsan 54. sırada. İkinci firma hangisi? TAİ. Bu da 84. sırada. Bir de biliyorsunuz tank paletimiz var. Tank palet 1975'te kurulmuş. Aselsan 1975'te kurulmuş. TAİ 1984'te kurulmuş. Bunlar Türkiye'nin en eski firmaları ve dünya çapında hacmi büyüklüğü olan firmalar. Yani asıl bizim silah sanayimiz dediğimizde bunları görüyoruz. Şimdi sanki bunlar hiç yok Türkiye'de. Bilmem, sanki işte damadın firması varmış gibi bayraktarlar firması. Hükümet sürekli onun reklamını yapıyor. Yandaş medya sürekli onun reklamını yapıyor. Siz demin bir şey söylediniz. Bir ailenin, bir ismin değil sadece, silah sanayiyle bu kadar iç dışta olması Türkiye için, bu ailenin sahibi Cumhurbaşkanıysa, büyük sıkıntılar doğurur. Evet. O zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz bundan? Bu ailenin para kazanması için Türkiye'nin de savaş ilan etmesi mi gerekiyor? Gerekmiyor ama bir doğal kural var, kanun var. Biz şimdi buradan nezaketen, o bizim devlet büyüklerimiz çok vatanperverdir, ülkeye zarar verecek şeyler istemezler diye nutuklar atabiliriz. Hatta gaydalı gaydalı nutuklar da atabiliriz. Ama işin bir de karakteri vardır kardeşim. Bu karakterde para kazanma hırsı bütün hırsların önüne geçer. İnanır mısınız? Herkes vatan millet nutku atar ve kendi çıkarlarıyla vatan millet menfaati çeliştiği zaman hep incir çekirdeğini doldurmayan kendi menfaatinden tarafı seçerler. Şu yaşıma kadar gördüğüm, gözlemlediğim olayların büyük çoğunluğu böyledir. Kendi küçük değil büyük menfaatini bile terk edecek insan sayısı çok azdır. Bakın, inanın çok azdır. Şey yapmayayım, oranlamayayım. Daha agresif laflar söylemeyeyim, beni sınırlandırın. Ama bu işin karakterinde olan bir şeydir. Madem işin karakterinde insanda kar dürtüsü varsa, ülke adına karar verecek olanların silah sanayine dostlarıyla, akrabalarıyla, birinci dereceden hatta yakınlarıyla girmesi o ülke için felakettir. Felaket. Peki ne yapacağız? Yapmışız işte bu İHA'lar, SİHA'lar diyorsunuz. Gayet basit kardeşim. Bu ülkede bütün ana sektörle, ana üniteler itibariyle silah sanayinin devletleşmesi lazımdır. Devletleşmesi lazımdır.
O İHA'lar, SİHA'lar dahil hepsinin özel mülkiyet bağını keseceksin ve devletleşecek. Yoksa böyle devam eder. Sayın Erdoğan'ın bir de silah sanayine ilgi duymaya başladığını gördük yani. Bir bakıyorsunuz ki işte damattır vesaire de ne teşvikler veriyor. Konuşulmadığına bakma. Biz de milli şeyimizdir falan diye konuşmuyoruz. Dağıtıyor. Ondan sonra getiriyor. Devletin yıllardır 75'ten beri üretim yaptığı fabrikayı, tank palet fabrikasını tutuyor, yandaşa veriyor. Mülkiyet ilişkilerini de bilmiyoruz bu tip ilişkilerde. Katarların diyoruz. Katarların mı, kendinin mi, başkasının mı? Bilmiyoruz. Bu mülkiyet ilişkilerinde de gizlilik var. Sonra çıkar bunlar ortaya. Ne kadar büyük bir tehlikedir bu. Onun için devletleşmesi lazım. Bakın, bu silah sanayindeki ana üniteler devletleşmediği sürece Türkiye bundan sonra sürekli nerede çatışma varsa, savaş alanı varsa oraya girer. Girme riski vardır en azından. Ve bu tehlikelidir kardeşim. Doğru değildir ya. Kim savaşmış da yüzü gülmüş Allah aşkına? Yok böyle bir şey. Yok. Diplomasiyle, basit ilişkilerle, basiretli bir diplomasiyle yıllar önce halledeceğiniz işleri berbat bir diplomasiyle yıllardır yok edersiniz, tahrip edersiniz. Şimdi ben düzeltmeye çalışıyorum diye %50'ye oynamak suretiyle savaş alanına, sıcak savaş alanına girersiniz. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Olmaz. Savaş zorunlu bir kötüdür. Çok zorda kaldığınız zaman, gerekli olduğu zaman yapılır. Ulusal birliğinizi, bütünlüğünüzü, toprak bütünlüğünüzü korumanız için. Ülke menfaatini korumak için. Ama bunun haricinde kar tutkularının sürüklediği ve zihinleri, gönülleri depreştirdiği bir sürecin içerisinde ülke olarak yaşayamazsınız. O bakımdan birçok şey söyledim. Bu şeyin mülkiyet ilişkisinin, silah sanayindeki mülkiyet ilişkisinin çok hızlı bir şekilde Türkiye'de çözümlenmesi lazım. Yani bu vaktiyle bunu devlet kurumu olarak oluşturanlar, ya en basiti, özel sektör meraklısı Özal bile 84'te TAİ'yi kurarken, kardeşim bunu bir devlet kuruluşu olarak kuruyor ya. Aselsan'ı kuranlar, bugüne taşıyanlar, TAİ'yi, tank paleti kuranlar, bugüne taşıyanlar akılsız mıydı? Onların damatları yok muydu diyeceksiniz ya da, değil ya, mi? Evet, yok muydu? Ama bir an önce bu şeye, bu derde, bu probleme bir neşte vurmamız lazım. Peki yarın parlamentoya gelen tezkerenin çerçevesini nasıl çiziyorsunuz? Yani büyük ihtimalle... Ya meclis sadece yetki veriyor. Geri kalan her şeyi Cumhurbaşkanımız tek başına halledecek. Ya. Ne kadar asker gidecek, ne zaman gidecek, giden asker ne kadar süre kalacak... Hepsini belirleme yetkisi şeyde, Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Peki bu bir sıkıntı yaratmayacak mı? Yani mesela Cumhurbaşkanı tek başına hatalı bir karar alsa, psikolojik davransa, duygusal davransa ya da ülke çıkarları... Veya oraya ne kadar İHA satacağımıza, her şeye o karar verecek. Yani, ne kadar silah göndereceğimize. Bu konuda alacağı yanlış bir hatayı, bedelini ülke ödemeyecek mi ya? Yani her zaman... Bu konuda endişeniz yok mu? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet ver. Başımızdaki beyinsizler yüzünden bize helak eder misin ya Rabbi, Rabbim diye bir şey vardır, ayet vardır. Yani insanlar ve ülkeler sürekli yöneticilerinin iyi yaptıklarından da yararlanırlar, kötü yaptıklarından da yararlanırlar. Ama binlerce yıllık insanlık tarihi şunu göstermiştir ki, yönetimin iyi olabilmesi için kararların tartışılarak en doğru şekilde oluşturulabilmesi için devlette mutlak surette vazgeçilmemesi gereken temel prensipler vardır. Tek kişiye devleti teslim ettiğin takdirde o tek kişinin yanılma ihtimali her zaman daha fazladır. Neden biliyor musunuz? Bütün imkanları o dağıttığından
Bazıları diyecek ki olur mu efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın sarayda şu kadar danışma heyeti var, dünya kadar danışmanı var. Çok yüksek maaşlarla. Kim o danışmanlar? Yani dış politika konusundaki danışmanlara bile bakıyorsun, hiç dış politikadan anlamayan adamları doldurmuş oraya. Öyle bir danışmanlık sistemi zaten olmaz da. İşte danışmanları var, tek başına karar vermiyor. Hayır. Böyle bir sistem kurduğunuz zaman, tek kişiye bütün yetkileri verdiğiniz zaman, danışmanların bütün kaderini de onun eline verdiğiniz zaman, bütün danışmanlar kafasındakini keşfedip onun kafasındakileri üretmeye başlarlar. Yani yağ çekmeye başlarlar. O bir şura kararı olmaz. O bir geniş platformda oluşan düşüncelerin aktarıldığı bir toplantı haline gelmez. Meşveret diye bir sözcüktü değil mi? Yani evet, meşveret Kur'an'da vardır. Yani o önemli. Yani evet, danışarak, bir araya gelerek. Tartışarak. Tabii peygamberin döneminde de, Hazreti Muhammed'in döneminde de meşverete önem verilirdi. Alınacak kararlar ortak bir mecliste meşveretle, yani bir araya gelerek karar böyle tartışılırdı. Hatta Uhud Savaşı ile ilgili şunu anlatırlar. Peygamberimiz diyor ki hendek kazalım. Niye? Çünkü şeyin sayısı çok fazla. 3 kattan fazla. Müşrik ordusunun sayısı, Müslüman ordusunun sayısından çok fazla. Bir cephe savaşı yapmayalım. Şeyin, Medine'nin etrafını hendeklerle kazalım, bir savunma savaşı yapalım. Fakat buna etraftaki şeyler, arkadaşları, Medineliler, özellikle genç şey, jenerasyon itiraz ediyorlar. Hayır, savaşmamız lazım. Savaş şu açıdan lazımdır, gereklidir diye. Onun üzerine kendi görüşünden vazgeçiyor. Uhud'da meydan muharebesi yapılıyor. Yani meşveret bu kadar önemlidir. Ama o meşveret şurasının özgür olması lazım. Sizi mutlak bir otorite olarak üzerinde görmemesi lazım. Varlığını size dayalı görmemesi lazım. Diyeceksin peygamberle şey arasındaki ilişki böyle değil mi? Değil. Neden değil? Bütün rivayetlere bakıyorsunuz. Biri peygamberin bulunduğu bir kalabalık ortama girdiği zaman içeri şöyle bir bakarmış. Hanginiz Muhammed diye sorarmış. Yani oturuş biçimlerinden, yaptığı işler açısından Muhammed de diğerini, oradaki 10 sahabeden diğerini ayırt edemiyor. Hatta biri İşte hanginiz Muhammed deyince işte o sırada elinde ikramda bulunan kişinin Muhammed olduğunu görünce hafife alıyor. Ya biz de diyor yani bir kavmin reisi diyor böyle davranmaz falan diye ayıplamaya çalışıyor. O zaman buyur diyor ki kavmin efendisi kavmine hizmet edendir diyor. Ve bir şahıs peygamberin karşısında heyecana geliyor. Ona da diyor ki, yani bu değişik hadis kitaplarında var da naklediyorum. Diyor, heyecanlanma diyor. Karşındaki insan diyor, Medine'de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluydu diyor. Oğludur diyor. Yani annesini tanımlıyor. Benim annem Medine'de işte yoksul, kuru ekmek yiyen bir kadındı diyor. Niye diyor böyle heyecanlanıyorsun? Şimdi Erdoğan'la etrafındaki danışmanların ilişkilerine baktığınız zaman onlar özgür danışman değil. Özgür ve özgün görüş serdedebilecek insanlar değiller. Kafasındakini kendisine anlatalım da kafasında bu var. Koltuklarımızı koruyalım veya terfi edelim. Onun derdindeler. Türkiye bu yeni rejimle, bu yeni sistemle, tek adam rejimiyle maalesef sorunlara çözüm üretme yeteneğini de kaybetmiştir. Peki sorunları çözüm üretme yeteneğini kaybetmiş bir yapıya siz bu ülkenin meclisin elinde bulunan savaş açma yetkisini, asker gönderme yetkisini, çatışmaya girme yetkisini nasıl tek adama teslim edebiliyorsunuz? Maalesef teslim etmesek iyi olurdu. Yani hiç öyle bir yetki vermesek daha güzel olurdu. Hiç savaş kararı veya yurt dışına asker
sevk etme ile ilgili Libya'ya asker göndermekle ilgili bu tezkereyi topyekün meclisimiz kabul etmiş olsaydı o daha da iyi olurdu. Ama iş öyle değil. Nedir? Şimdi meclisteki duruma bakıyoruz. İşte AKP'nin milletvekilleri var. İşte 290 civarında MHP milletvekilleri var. Zaten 300'ü geçti, 301 aldınız mıydı? Bitiyor iş. Yani ittifak, Millet İttifakı, ikisi de açıkladı destekleyeceğiz diye çoğunluğu sağlıyor. Bu çoğunluk tezkerenin meclisten geçeceğini gösteriyor. Hangi tezkerenin? Cumhurbaşkanının meclise gönderdiği tezkerenin. O tezkere ne diyor? Libya'ya asker gönderilmesine siz karar verin. Ama diyor bütün ayrıntıları ben belirleyeceğim. Kaç asker göndereceğim? Bu askerler ne kadar orada kalacak? Süresi ne olacak? Donanımı ne olacak? Ondan sonra bütün ayrıntılar doğrudan doğruya benim tarafımdan, benim vereceğim kararlarla belirlenecek diyor. Ve her şeyi oraya teslim etmiş oluyoruz. Artık bir daha sıcak çatışmaya gelse bile meclisin ikinci bir oylamayla aman onu öyle yapmayın, böyle yapın deme hakkı yoktur. Peki acı olan şu değil mi? Meclisin yasama yetkisi kalmadı, denetim yetkisi kalmadı. Cumhurbaşkanı kararnameyle zaten yasamayı kapattı. Denetimi de Sayıştay bile artık denetleme yapıyor. Cumhurbaşkanı tek başına aldığı kararları meclise denetletmek ihtiyacı da duymuyor. Meclisin elinde zaten bir ya da iki yetki kalmıştı. Biri savaş açma yetkisi, o gitti. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? 600 milletvekili bundan sonra ne iş yapacak? Şöyle. Bu yetkiyi de devrettikten sonra yani. Meclis halen direnişin merkezidir. Yani hükümetin eylemlerini, yapmak istediklerini engellemek için mücadele edebiliyorsunuz. Mücadelenin daha güçlü, daha etkin yapılabildiği bir zemindir. Kamuoyu duyarlı bu meclisteki demokratik mücadele sayesinde uyanıyor ve toplum gittikçe siyasi eğilimlerini farklılaştırabiliyor. Bunu uzunca bir süredir gözlemliyoruz. Ben eskiden şeye çok önem verirdim. İşte televizyon dünyada en çok Türkiye'de seyrediliyor. İnsanlar da siyasi eğilimlerini televizyonlardan ediniyor. Ama Türkiye'de televizyon reytinglerinin büyük bir kısmı yandaş medya gruplarına ait olduğu için işte bir haksız rekabet var diye. Ama buna rağmen vatandaş az bir kanaldan daha az reytingle kamuoyuna söylenen doğru sözleri daha fazla içselleştiriyor. Yani bizim reytingi fazladır dediğimiz bir takım kanallar olabilir. Süslü, renkli, boyalı, pahalı, sizin 100 katınız pahalı parayla çevrilen kanallar olabilir. Ama sizin yaptığınız programlar daha etkili. Çünkü toplumdaki dönüşümü izliyorum ben. Son kesin 5 yıldır toplumda siyasi eğilimler ve refleksler konusunda korkunç bir dönüşüm var. Bunda büyük payı var elbette Halk TV'nin, sizin yaptığınız programların. Evet, büyük. Diğer taraftan vatandaşlar böyle monoton, tek yanlı, hükümet meddahlığına soyunmuş, kanallarda söylenen sözleri de ciddiye almamaya başlamışlardır. Çoğu zaman aklıyla çelişiyor. Aklıyla çelişen şeyi niye destekleyecek? Veya sosyal medya etkinliği gittikçe artıyor. Orada hiç söylenmeyen, hiç konuşulmayan işin farklı boyutları masaya yatırılıyor. Şimdi tezkereye bakarsan, yandaş medyaya bakarsan bangır 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 bangır. Ooo biz yandaş olmayan, Mehter takımını falan gönderdi. Aynen öyle. Zaten. Aynen öyle. Olmayan yalanlarla, palavralarla, yanlışlara destanlar dizerek kamuoyunu yanıltmaya çalışan medya grupları haline dönüşmüşlerdir. Ama insanlar çok az yerde bile olsa doğru ile ilgili bazı bilgilere ulaştıktan sonra oradaki bangır bangır yapılan medyeleri de ciddiye almıyorlar. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Bugün ben de teşekkür ederim. Çok üslubunuz da yumuşak, çok rahat, çok güzel anlattınız. Aslında umarım bizi dinleyenler bu sohbetten sohbet havasına geçti. Önemli bir ders çıkarmıştır. Sayın Avukat Fişan'a çok teşekkür ederim tekrar. Ben de teşekkür ederim. Ana haber var birazdan, onu izleyeceksiniz. Ama yarın önemli. Yarın mecliste tezkere var. Ardından yine günün raporunda görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.